Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Buğra Çekici. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bu videonun başlığından da anlaşılabileceği üzere genç yazılımcı adayları olarak kendimizi nasıl ön plana çıkartabiliriz? Yazılımda kendimizi nasıl sergileyebiliriz, gösterebiliriz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Videoyu çekmekteki temel maksadım şu. Hem çevremden hem de sosyal medyadan ulaşan eden arkadaşlar oluyordu ve genelde bu konu üzerine tavsiye isteyen oluyor, soru cevap yapmak isteyen oluyordu. Ben de bunu videolaştırmak istedim. Hani hem 21 yaşında öğrenci bir dostunuz olarak böyle bir içerik üretmek istedim ki daha yararlı ve motive edici olabileceğine inandım. Hani bizzat ben de daha yolun çok başında olduğum için naçizane tecrübelerimi paylaşmak istedim. Benim tecrübe ettiğim ve faydasını gördüğüm içerikleri paylaşmak istedim. Öyle diyeyim. Şimdi konuya geçmeden önce çok hafif de bir kendimi tanıtmak istiyorum. Dediğim gibi 21 yaşındayım, öğrenciyim. Bir yandan da şu an çalışıyorum aslında. İkinci firmam olarak Trendyol ekibindeyim. 3 aya yakındır. 3 ay olacak. O şekilde daha fazla hakkımda bilgi sahibi olmak isterseniz yani LinkedIn profilimden bakabilirsiniz. Şimdi ben bu videoda dediğim gibi şöyle ki üretkenlik çok önemli bir defa. Çünkü ben sergilemeyi aslında biraz anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce ama hani bir şeyi sergileyebilmek için ki veya kendinizi sergileyebilmek için ortada bir şey olması lazım aslında. İyi, kötü, amatör, profesyonel yani az çok fark etmez. Kaliteli kalitesiz önemli değil. Zaten biz dediğim gibi hani daha yazılımcı adayıyız. Yani ne demek yani aslında acemi olduğumuz için ve başlangıçta olduğumuz için tabii ki yaptığımız işler profesyonel olmayacaktır. Fakat ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar üretkenliğimizi gösterip o şekilde kendimizi ne kadar istekli olduğunu gösterirsek ki zaten genelde firmaların anlayışı şu. Junior seviyesindeki yani acemi başlangıç seviyesindeki sektöre yeni atılmakta olan seviyedeki insanların biraz daha isteğine, enerjisine, potansiyeline bakıp onları alıp firmada pişirmek aslında. Dolayısıyla biz de bunu gösterebilirsek gerçekten bizim için faydalı olacağına inanıyorum ve karşılığını muhakkak bulacağımıza inanıyorum. Şimdi o yüzden ben de burada hem üretkenliğin biraz belki öneminden bahsedeceğim hem de bu üretkenliği nereye yansıtabiliriz, nereye dökebiliriz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle birkaç platform var hani hepsini şimdi saymam gerekirse hani GitHub, Medium, Udemy, YouTube gibi platformlar var ve daha niceleri vardır da ben başlıca buralardan yararlandım ve kendim tecrübe ettiğim için buraları aktarıyor olacağım. Şimdi GitHub'la başlayabiliriz. GitHub'da belki bunları biliyorsunuz, belki çok kere duydunuz ama hem hiç bilmiyormuşsunuz gibi varsayarak anlatacağım platformu çok hafiften. Hem de içinde yani içine girmiş olsak bile tam nasıl kullanmalıyız? Yani bizim seviyemiz için ve yararlanmamız için ondan da bahsetmeye çalışacağım. Çünkü bu konuda çok farklı düşünceler olabiliyor. Çok kuşkulanabiliyoruz kendi kendimize. Ben de yaşadım. Umarım bu kuşkuları gidermeye çalışacağım. Şimdi şöyle ki GitHub işte aslında açık kaynak olarak projelerin paylaşıldığı bir platform. Çok kabaca. Ve siz burada nice projeler görebiliyorsunuz. Nice projelere katkı yapabiliyorsunuz. İşte onları beğeniyorsunuz. Belki takipte kalıyorsunuz. Kaynak kodunu okuyaraktan ufkunuzu açıyorsunuz. Tecrübenizi arttırıyorsunuz. Networking hakeza yapabilirsiniz. Orada yani her yazılımcı profilleri var. Şimdi aslında konu da o. Kendinizin profili olması lazım orada tabii ki. Yani hesap muhakkak açın. Yani yolun neresinde olursanız olun. Yola girmemiş olsanız bile lütfen GitHub'da bir hesabınız olsun ki çünkü arkadaşlar şöyle üretmek için üretim alanına kendinizi atmanız lazım. Lütfen yani yapabilir miyim, edebilir miyim, ya yapacak bir şey, ya üretecek bir şey mi, ya koyacak bir şeyim yok. Aç ve lütfen bunun için çünkü bu bir adımdır. Bu bir tetikleyici sebeptir. Ya sürekli üretilen bir alanda olduğunuz zaman siz de onun için teşvik olursunuz. Ya en azından insan fıtratı bu. Yani içgüdü olarak bu meydana gelecektir. Dolayısıyla ve GitHub profilinizi muhakkak açalım. Ve muhabbet şu profilimizi aktif tutmak. Şimdi o konuya geleceğim. Benim ilk GitHub'da açtığım repository işte proje diye düşünelim hiç bilmiyorsak. Şu ki algoritmik sorular çözüp atıyordum. İşte palindrom kelime, Fibonacci, faktöriyel düşünün yani. Hani hepimizin çözmüş olduğu ve hemen şimdi çözebileceğimiz belki. Hani şimdi tabii yolun başında olan arkadaşlar kötü hissetmesin de belki çok daha yeni öğreniyorsunuz. Ama gerçekten gayet basit bir algoritmik sorular olsa bile ben onları çözüp atıyordum. Ve bu beni daha da yapmaya sevk ediyordu. Sonra artık onlar minik geliyor zaten size. Zaten kendi kendiniz diyorsunuz. Ya daha büyük bir şey yapayım da atayım. Ve seviyenize göre o işte yükseliyor. Gitgide adım adım. O yüzden lütfen kendinizi içeri atın. Hani özgüvenimizi yüksek tutalım. Bu özgüven başlı başına başka bir konu aslında ama şimdilik bir cümleyle zikretmiş oldum. Neyse. GitHub öyle bir platform. Size çok fazla getirisi var. Bir defa dediğim gibi en iyi teknik olarak kendinizi orada sergilerseniz GitHub'ın zaten yazılımcının CV'si diyenler var. Yani sadece GitHub'la iş bulan çokça insan var. Belki de artık hani ona doğru bu yazımda işe girme yolu ona doğru seyredecek belki de. Dolayısıyla orada profilimiz olsun, aktif tutalım orayı. Her gün katkıda bulunmaya çalışalım. Bunları yani GitHub'ı lütfen araştırın, inceleyin. Oradaki Contribution Calendar diye geçen bir muhabbet var. İşte oralar yeşilleniyor her gün katkı yaptıkça. Lütfen onun, işte ben bu arada kendi profillerimi açıklamaya koyacağım linklerini bu bahsettiğim platformların. Hani naçizane benimkini de inceleyebilirsiniz. Çok daha iyi olan profiller var. Onlara da muhakkak göz atın. Asla bir şeyle, bir kişiyle sınırlı kalmayın. Her gördüğünüz bir şey, her alanda böyle bu. Her gördüğünüz bir adım, bir teknoloji hep ufkunuzu açacaktır. Ve tecrübenize tecrübe katacaktır aslında. GitHub bu şekilde. Sonrasında mesela Medium. Medium'da da blog post yayınlıyoruz. Bu başka bir platform da olabilir. Yani ben Medium'dan yararlandım ve biraz daha popüleri bu blog post konusunda Medium olduğu için onu zikrediyorum. Medium'da lütfen mesela bizim en önemli noktamız şu üretkenlik ve bunu belki en iyi, en böyle meyvesini yiyeceğimiz zaman ne zaman? Bir şeyi öğrenirken öğreterek üretmek. Yani ben bir şey öğreniyorum, bir video kurs seyrediyor olabilirim. Bundan alıyorum bilgiyi. Sonrasında bir video oluşturuyorum. Yani öğrendiklerimi öğretiyorum. Bu aynı şekilde üretimdir. Burada çokça menfaat var. Yani bir defa eğer hele ki İngilizce bir şey tüketiyorsanız İngilizceniz gelişiyor. Yani İngilizce bir şeyden anlatacaksınız da yani Türkçe'de İngilizce bir şeyden anlayacaksınız da Türkçe'de anlatacaksınız mesela. Böyle tekrarladıkça bu su gibi akıcı bir hale gelecektir. Bir sonraki bilginiz pekişecek kesinlikle. Anlatma kabiliyetiniz çok fazla gelişmiş olacak. Bir de bu konularda üretkenlik, yani bir Udemy'ye eğitim çıkardığınızı düşünün, inanılmaz harika bir etki oluşturuyor. GitHub'ınız aktif olması, Medium'da blog postlar yazmanız. Hani o yüzden ben dediğim gibi çok meyvesini yediğim için bunları basit olarak görmeyelim lütfen. Çok önemli şeyler. Elimizden geldiği kadar buralarda üretim yapmaya çalışırsak, buralarda kendimizi sergilemeye çalışırsak çok önemli. Yani çok hoş olur bizim için, meyvesini yeriz muhakkak, karşısına alırız. İşte Medium'da mesela blog post okuyup mesela bir konu üzerinde sadece bir konu kendinize seçebilirsiniz. Temel basit bir konu olabilir. Lütfen bu arada şey diye düşünmeyin. Ya bu zaten yapılmış, ya bu zaten yazılmış, ya bu eğitimden Türkçe'de bile onlarca var. Tamam da sen kendine çekiyorsun zaten. Bakın bizim hayatın her alanında bu şekilde. Hani yazılım değil sadece. Bir hareket yapıyorsak bunun birincil etkisi yine bize. Hani iyi bir hareket yapıyorsak iyi bir etkisi de oradan bize. Birincil olarak ama ilk bize. Sonra ikinci başkaları faydalanır o eğitimden. O başka konu. Ama önce doğrudan o bize yansıyor ister istemez. Haliyle biz orada kendimizin gelişimine bakacağız. Yani özgüvenli olacağız aslında. Ya kim ben ne çekeceğim de üreteceğim de insanlar yararlanacak da. Bunlar aslında biraz bizi olumsuzluğa, belki bir ümitsizliğe sürükleyebilecek nedenler olabilir. Bunlardan kaçınalım lütfen. İşte bir konu seçin mesela. Çok yazılmış da olabilir ve bunu siz ele alın. Yani 5 farklı makaleden okuyun onu ve anladıklarınızı en son oraya özetleyin. Bir şey mi öğreniyorsunuz? Dokümantasyon mu okuyorsunuz? En son onunla ilgili bir nasıl öğrenim süreci geçirdiğinizi mesela Medium'da blog post yazın. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Veya hani İngilizce bir Medium blog postu Türkçe'ye çevirin. Hem konuyu öğrenmiş olursunuz. Tabii seviyenize göre seçin lütfen konuları. Hem konuyu öğrenmiş olursunuz hem de üretmiş olursunuz. Hem de İngilizceniz yani çok eş zamanda bir şey yaparken bizi çok fazla menfaati var bunun. Belki say bitmez. O yüzden videoyu da çok uzun tutmak istemediğim için ki daha fazla hani insanlar yararlanabilsin. Gelen tabii ilgi alakaya göre belki devamlı getirebiliriz. Onu lütfen yorumlarda belirtin. Duruma göre bakarız. Fakat işte bir şey yaparken aynı zamanda çok fazla menfaat doğuyor ortaya. Hani bir diğer Udemy ve YouTube'u bir olarak ele alabiliriz belki görsel bir ağ olaraktan. Şimdi şöyle ki önce bir YouTube'dan başlayalım daha doğrusu. Udemy'nin bir farklı noktası var. Yine üretmek. Yani bizim maksadımız üretmek ve sergilemek. YouTube'da görsel bir şey sergilemek için en harika platform aslında. Teknik bir video, dediğim gibi bu yazılı üretmeyi gidin mesela videolu yapın. Hani kamera karşısına geçip bakın kendinize tutabilirsiniz. Bugün ne öğrendim gibi veya bu hafta ne öğrendim. Hani bunu tabii sadece kendinize de çekmeyin tabii. Yani maksat sergilemek. O yüzden açın lütfen ve bunları koyun. Şimdi ben buradan çok önemli bir yere bağlayacağım bu arada. Hani GitHub diyorum, Medium diyorum, YouTube diyorum da çok önemli bir yere bağlayacağım. O biraz beklesin şimdi. Bunları tek tek sayayım. İyice kafada otursun. Ondan sonra bir şeye varacağız. Bir final noktasına varacağız. Bir teknik bir şey öğrenirken aynı zamanda Bakın orada öğrenin, anlayın ve gidin onu kamera karşısına geçin veya kameranıza ekranınızı kaydederekten onu anlatın aslında. Bunu hani Medium'da nasıl blog postu yazarken kendimizi öğreniyorduk. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Hepsinin formatı aynı aslında. Öğrenmek ve öğretmek. Ve bu üretim altına toplanan bir şey. Gün sonunda bir kaynak ortaya üretmiş oluyorsunuz. Şimdi işte Udemy çok daha mesela harika bir etki oluşturuyor demiştim. Çok daha profesyonel geliyor. Hani bildiğiniz aslında eğitim camiası, eğitim topluluğu olduğu için biraz dediğim gibi çok daha güzel bir etki oluşturuyor. Ve oraya da şey yapabilirsiniz. Hiç çekinmenize gerek yok. GitHub'daki aynı muhabbet. Yani koyacak bir şeyim yok diye düşünmeyin. Ben mesela kendime örnek vereyim. 3 tane işte Udemy'de yayınlamış olduğum içerik var. Üçünde de hatta Node.js, bakın YouTube'da da videoları var şu an. Hatta eski videoları vardır. Node.js öğreneceğim dedim. w3schools.com sitesinden ben orada okudum, anladım ve gittim hemen o an yani 5 dakika önce bilmediğim şeyi 5 dakika sonra yansıttım. Orada açtım ekranımı. Ya herkes madem diyor öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir. Ben bunu uygulayayım, tecrübe edeyim dedim. Ve şu an 3 eğitimimde öyle. Belki yarın bir gün bir şey öğrenecek olsam yine yaparım. Çünkü niye? Hem motive ediyor zaten sizi. Biliyorsunuz ki insanlar tüketiyor bunu. Geri bildirim alıyorsunuz. Yanlış bir şey varsa düzeltiyorlar vesaire vesaire. Çok fazla menfaati var. Neyse. Dolayısıyla kabaca bu platformlar diyebilirim. Bütün mevzu üretmek. Belki çok çok zikrettim. İşte öğrenim, öğretim, üretim. Ya bunları çok çok belki zikrettim ama bütün temel kavramlar bunlar. Şimdi gelelim final noktasına. Bakın. LinkedIn çok önemli bir platform. Bütün bu yaptıklarımızı LinkedIn'de sergileyeceğiz. Benim Discord, Twitter, Instagram, Facebook, başka nerede varsam, WhatsApp hariç şimdi aklıma geldi. Bütün statülerimde, bütün bio diyorlar, bütün açıklamalarımda hep LinkedIn linkim vardır. Çünkü her şeyim orada zaten. Orada her şeyi toplamışım ve her yere onu koyuyorum. Ki orada eğitim, yani bütün ürettiklerim gözükebilir. Hülasa kaldı ki LinkedIn sosyal kariyer üzerine bir sosyal ağ. Ve insan kaynakları çalışanları inanılmaz vakit geçiyor LinkedIn'de. Siz ürettikçe bir şey üreteceksiniz ya. Hani YouTube'a video çektim mesela. Bunu gidip LinkedIn'de de aynı şekilde paylaşacaksınız. Yani muhakkak bu olması gereken bir şey. Ama sadece paylaşmak şey değil. 2 türlü paylaşım var. Bir, profilinize ekleyeceksiniz. Publications işte artık neyse. GitHub'da proje yaptıysanız project kısmına ekleyeceksiniz, projeler. Ve durum olarak da paylaşacaksınız. Paylaşım saatleriniz çok önemli. LinkedIn'de muhakkak network, bağlantı kurun insanlarla. Ben günde haftalarca 100 kişiye kural düzenli olarak. Niye 100 kişi? Çünkü fazlası olunca uyarı veriyordu bana LinkedIn. Yani haftalarca uyguladığım yöntem şu ki her gün 100 kişiye bağlantı attım. Tanıdığım tanımadığım demin. Yani aynı sektörde olsa daha harika olur. Daha menfaat çok olur tabii ki. Aynı sektör derken en azından alakalı yani. Dolayısıyla bağlantı sayınız arttıkça paylaşımınız o kadar ön plana çıkıyor. LinkedIn'in güzel muhabbeti de şu. Ben bir şey paylaşsam, siz beğenseniz sizin ağlarınıza da çıkıyor benim paylaşımım. O yüzden çok hoş, inanılmaz güzel bir yayılım ortaya çıkıyor. Siz sürekli üretip paylaştıkça, profilinizi donanımlı bir hale getirdikçe, süsledikçe zaten tekliflerden kaçamıyor hale geleceksiniz. Burada lütfen bakın. Benim de işte profilimi inceleyebilirsiniz naçizane. Ben de bu yolu seyrettim. Yani kendinize şey demeyin. Yani iyi kötü ya ürettiklerinde zaten kalitesiz olacak başlangıç seviye. Öyle demeyin. Lütfen demeyin. Yani videoyu çok uzatmamak adına bu konu üzerine daha fazla konuşmayacağım ama ben öyle demedim. Ne olursa olsun ürettim, üretmeye çalıştım ve çok karşını gördüm. Kabaca böyle özetleyebilirim. Böyle son 1-2 dakikada bir şeyler söylemem gerekirse. Ya özgüvenimiz aslında çok yüksek olması lazım. İşte belki az önce söylediklerimde sürekli bir özgüven gerekiyor. Tabii kesinlikle özgüven muhakkak gerekiyor. Belki değil, muhakkak gerekiyor. Ve boyumuzdan büyük işlere kalkışmamız lazım. Kendimizi yani bu üretim konusunda, üretmek konusunda küçümsemeyelim lütfen. Hani biz de insanız, çok şükür aklımız var. Bir şey öğrenip öğretebiliriz gayet. Kabaca böyle ve son belki şunu da söylemeliyim ki dediğim gibi bu konular belki üzerine ayrı ayrı videolar bile çekilebilir ama ben şöyle bir toparlayayım ki son olarak. Networking inanılmaz önemli. Ya LinkedIn'de zaten o ayrı, o muhabbet kesin de. LinkedIn'le de ilişkili bu arada şimdi söyleyeceğim şey. Bakın sosyal, yani bu dediğim gibi başka bir videonun konusu belki de, sosyal ağı kendi lehimize kullanalım. Twitter, Telegram, Discord, Slack, Facebook. Bak Facebook gruplarında ben inanılmaz yani deli gibi soru soruyordum. Takılıyordum, soru soruyordum. Belki yanlıştı. Yani belki o kadar soru önce araştırmak lazım. Evet ama zaten bilinçleniyorsun. İnsanlar uyarıyor. Link atıyor size. Araştırmanızı öğretiyor size. Ya o yüzden lütfen bu sosyal ağlardan faydalanalım. Özellikle Telegram, Discord, Slack, Facebook grupları çok fazla var. Hepsine katılalım. Hem net bakın iki açıdan faydalanın. Bir teknik. Ya teknik aklınızda bir şey olur. Hem teknik soru olur. Yani şu dille şunu yapamam mesela. Gerçi bunu araştırmak lazım da hani, sormak o başka muhabbet dediğim gibi çok doğru değil. Önce araştırmak lazım internetten muhakkak. Çünkü yazılımcılık full araştırmaya dayanıyor. İki, networking olarak da. Yani orada insanların tecrübelerini sorun. Çok fazla tecrübeli yardımsever insanlar var dediğim gibi. Videonun başında söylemiş olmam lazım. Haliyle samimi bir şekilde insanlara yaklaşımda bulunun. Güzel bir üslupla. Ve muhtemelen olumlu karşılık alacaksınız. Olumsuz da alabilirsiniz. Alacaksınız da. Ama lütfen şevkiniz kırılmasın. Bu hayatın her alanında var ve olacak. Karşımıza her an çıkacak. Ama lütfen bizim yani şevkimizi, enerjimizi kırmasın. O yüzden bu ağları da lehimize kullanabilirsek ne mutlu, çok faydası olur bize diyorum. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu video içerisinde bahsettiğim platformların ve o platformlardaki profillerimin linklerini koyuyor olacağım. Aynı zamanda bir Discord sunucusu kurmuştum Udemy'deki öğrenciler için. Fakat yaklaşık bir aydır onu genel ve herkese açık bir hale getirdim. Onun da linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Dilerseniz katılabilirsiniz. Mesela bu videoda bahsettiğim faydalı platformlar vesaire orada bir yazı kanalı oluşturdum. Yani herkesin, bütün üyelerin sizin de keza paylaşabileceğiniz şekilde oraya ben de sürekli içinde bulunduğum faydalı toplulukları, yazımla ilgili faydalı toplulukları paylaşıyorum. Siz de paylaşırsanız herkes de güzelce istifade edebilir. Tekrardan videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Video altına her türlü olumlu, olumsuz eleştirilerinizi, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. O halde herkese başarılar diliyorum.